Arkadaşlar herkese merhaba. 2022 Nisan Öğrenci Başarıları Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce şunu belirteyim. Geçen ay Coders Club'ı ilk defa duyurmuştuk ve Coders Club'a hepinizin üye olmasını tavsiye etmiştik. E, kendi GitHub profilinizle tek tıkla bağlanabildiğinizi ve size sistemin hemen bir aslında profil oluşturduğunu ve bu profil içerisinde kullandığınız teknolojilerle beraber bazı puanlar verdiğini ve Türkiye içerisindeki skorlarınızı, buradaki puanlarınızı vesaire görüntüleyebildiğinizi söylemiştik. Binlerce arkadaşımız üye oldu. Teşekkür ederiz. Siz de eğer olmadıysanız hemen codersclub.co'ya bekliyoruz. Şimdi gelelim öğrenci başarılarına. Biliyorsunuz her ay sizlerden gelen haberleri yayınlıyoruz. Birinci haberimiz bugün İhsan Akçakoyun'dan geliyor. Akça Kombi. Uygulamasını yazmış kendisi. Şimdi bu uygulama çok güzel. Neden? E, çünkü öncelikle hani çok niş bir yere hitap ediyor. Akça kombi kullanıcıları için uzaktan kombiye ulaşabileceği, e, bununla ilgili ayarları yapabileceği, sıcakları arttırıp azaltabileceği ve benzeri tasarruf oluşturabileceği e, bazı uygulamalar, bazı modüller barındırıyor içinde. E, çok güzel ihtiyaca yönelik düşünülmüş. Eline sağlık diyoruz. E, umarız. Gayet başarılı olur ve aynı zamanda yeni özellikler de eklenerek devam eder. Nisan'ın eline sağlık diyoruz geçiyoruz Tolga Ünal'a. Yine bir Android uygulaması, bir oyun aslında. Ne ki bu ki oyunu. Bu oyunun içerisinde e, tabii ki hani bir kelime oyunu, bir aynı zamanda işte farklı kategoriler içerisinde size sorulan hayvandır, işte bitkidir, illerdir, ülkedir. Bununla ilgili bazı kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz ama aynı zamanda bir skor tahtası var. İlk üçe girenlere genelde sürpriz hediyeler, ödüller veriliyor. Birçok arkadaşımızın yapmaya çalıştığı bir konsept. Umarız gayet başarılı olur. Buradan da Tolga'ya başarılar dileyelim, eline sağlık diyelim. Geçiyorum. Python'a biraz da etik Hacker eğitimlerini alan arkadaşlar için, siber güvenlik arkadaşlar için, siber güvenlik uzmanı olmaya çalışan arkadaşlar için e, gerekli bir uygulama yazılmış Keylogger. Zaten biz de Python eğitiminde bunu yazıyoruz biliyorsunuz ama arkadaşımız biraz daha geliştirmiş Keylogger'ı. E, buradan kodlarına da ulaşabilirsiniz. Bu özellikle bu bültende çok fazla kod paylaşan var. Çok teşekkür ediyoruz. Kodlara özellikle rica ediyoruz biliyorsunuz eğer paylaşabiliyorsanız herkes faydalansın diye. Burada da yine e, bir keylogger var ve içerisinde mail atma özelliği ve benzeri de bulunuyor. O yüzden eline sağlık diyoruz. Şimdi geçiyorum crypt'te dömeye Hasan Balaman yazmış Android uygulaması. Bu Android uygulaması şöyle, kripto ticaretine girmek isteyenler için bir demo. Gerçek verilerle oynuyorsunuz, işte size sanal bir para veriyor, 1000 dolar civarı. Ve bununla kendiniz bazı alım satımlar yapıp deneyebiliyorsunuz. Gerçek borsalara girmeden önce gayet düzgün bir şekilde buradan işlerinizi giderebilirsiniz. Eline sağlık diyoruz Hasan Balban'a. Aynı zamanda daha da güzeli linklerini de, yani GitHub linkini de bizimle paylaşmış... Kodları da görmek isteyenler mutlaka buraya girsin. Arkadaşımıza destek olmak için GitHub'tan takip edebilirsiniz, starlayabilirsiniz. Veya bir geri bildiriminiz varsa Hasan'a yapabilirsiniz. Çok teşekkürler özellikle kodları paylaştığın için Hasan. Buradan Pati İzmir'e geçiyoruz. Kaan İzgin'in yaptığı bir iOS uygulaması. Geçen ayda bir yine sokak hayvanları ile ilgili bir uygulama gelmişti. Yine çok güzel bir uygulama. Bunun içinde kaybolan sokak hayvanları yani daha doğrusu kaybolan petlerimizi, köpekleri, kedileri ve aynı zamanda sahiplendirilmek istenilenleri ilan olarak açabiliyoruz. Haritada yerlerini görebiliyoruz. Sahiplenmek istiyorsanız buraya bakın arkadaşlar ya da sahiplendirmek istediklerinizi burada paylaşabilirsiniz. Eline sağlık diyoruz Kaan'a. Geçiyorum. Cem Sarıkaya'nın haberler uygulamasına. Haberler uygulaması bir Android uygulaması. Benim en beğendiğim özelliği tabii ki hani çok haber uygulaması var ama birincisi kan Jetpack Compose'la. Cem Jetpack Compose'la yazmış bunu. Jetpack Compose biliyorsunuz artık bu işin geleceği eğitimlerde de bol bol konuşuyoruz. Gayet de güzel görünüyor. Umarız çok başarılı olur. Aynı zamanda e, bu tarz uygulamaları hani bir iki kere yaptıktan sonra Jetpack Compose'a iyice alışıp e, diğer bütün uygulamaları da bundan yapmaya başlayabilirsiniz. O yüzden Cem süper bir adım atmış. Mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz. Buradan Onur'a geçiyorum. Yine bir Python'la yazılmış bir araç. Aslında Ethical Hacker seviye 2 bölümünde gördüğümüz Evil Twin araçlarına benzer bir NRB Tool isimli araç yazmış. Burada hani direkt handshake yakalamaktan işte o yayın yapıcı modülleri çalıştırmaya kadar hepsini kendi içinde yazan bir araç var. Ve bu araç yine Python'la yazılmış. Hem kodlarını inceleyebilirsiniz hem aynı zamanda da hani kodları inceledikten sonra katkıda bulunabilirsiniz. Üstüne üstlük tabii ki indirip kullanabilirsiniz de. Gayet güzel gözüküyor. E buradan eline sağlık diyoruz Onur'a. Gayet güzel olmuş. 8. Ara ücret hesaplaması. Aslında iki tane uygulama var burada. Kemal Yürekli yazmış. Ee, hem ara buluculuk hesap e, ücret hesaplaması hem de aynı zamanda bir de yüzdesel hesaplamalar için bir hesap makinesi yazmış Kemal. Daha da güzeli yine kodları da bizimle paylaşmış hem teşekkür ediyoruz kodları paylaştığı için hem de bu tarz faydalı uygulamalar yaptığı için kodlara benim yine paylaştığım GitHub linklerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. Kod paylaşanlara tekrar çok teşekkür ediyoruz. Fatih Küçük Karakurt bir iNeural isimli bir kütüphane yazmaya başlamış C++'da. Aslında siber güvenlik eğitimlerinden faydalanıyormuş işte Ticker olma, Python ve benzeri ama kendini C++'la uzmanlaşırken bulmuş Fatih bir anda ve bir sinir ağı kütüphanesi geliştirmek istemiş. Hani özellikle veri bilimi makine öğrenmesi, derin öğrenme yolculuğunda giden, yapay zeka yolculuğunda giden arkadaşların incelemesi gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Hem kodları buradan inceleyebilirsiniz, aynı Aynı zamanda hani yapay zekaya farklı bir şeyiniz varsa şu ana kadar ilginiz varsa buradan katkıda da bulunabilirsiniz kendisine. Hani devamlı güncellemeye çalışıyor kendisi de baktığımda son ay içerisinde zaten güncellenmiş bir proje. Bir katkınız olursa Fatih'e çok mutlu oluruz. Geliyorum son uygulamaya. Yine Adem'in yazdığı bir Python uygulaması aslında. E, dosya dizim ve zafiyet araması için kullanılıyor. Bu aralarda web pen e ve bug bounty'e merak salan çok arkadaşımız var. Çok güzel ödüller kazananlar da var. Bu tarz araçlar çok faydalı olabiliyor. Hem Python'la yazılmış yine kodları gelip buradan bakabilirsiniz. E, aynı zamanda Kali Linux'ünüze indirip oradan da kullanmaya başlayabilirsiniz. O yüzden daha ne yapsın bizim için diyoruz ve Burada aslında son 10.'ya gelmiş olduk. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka siz de haberlerinizi benimle paylaşın. Biliyorsunuz her bültende 10 tane paylaşabiliyoruz. Çok zamanı almamak için sonraki bültenlerde sizden gelenleri de tabii ki yayınlamaya devam edeceğim. E benle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Coders Club'a girmeyi unutmuyorsunuz. Aynı zamanda herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz.